Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iman etmenin anlamından bahsetmek istiyoruz. İman etmek, bir şeyden emin olmak ve kesin kez ona inanmak ve güvenmek anlamına gelir. Bakara suresi 177. ayetinde de belirtildiği gibi, iman etmek Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman ile başlar. Böylece Allah'ı kitabımız Kur'an üzerinden tanır, ona güvenir ve koyduğu yasalara tabi oluruz. Gerçek anlamda iman edebilmek için sadece Allah'ın varlığını, kitabını, ahireti ve peygamberlerini kabul ediyorum deyip hayatını kendi bildiği gibi sürdürmek yeterli değildir. Nitekim Kur'an'da da bu konuyla ilgili şöyle buyurulmaktadır. İnsanlar iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebut suresi 2. ayet. İman etmemizin hayatımızda da bir takım yansımaları olması gerekmektedir. İman etmek, belli bir sanatçının fanı olmak veya bir takımı desteklemekten çok daha önemli, hayata, dünyaya ve çevremizdekilere bakış açımızı belirleyecek, varoluş gayemizi ve hayattaki esas amacımızı netleştirecek bir şeydir. Dolayısıyla bu sindirilmesi gereken, insanın zihninde sürekli diri olması icap eden ve yaşam tarzını belirleyen bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmakta, Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz, ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, O sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hucurat Suresi 14. Ayet. İman eden insan Allah'ı her şeyden çok sever ve önemser. Çünkü Allah onun yaratıcısıdır. Rızkını, sahip olduğu her şeyi verendir. Ona karşı merhamet ve şefkat sahibi olandır. Efendisidir. Onu koruyup gözetendir. Ve diğer tüm sıfatlarıyla onun yegane ilahıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tövbe Suresi 24. Ayet. Kur'an-ı Kerim, iman etmenin tam bir samimiyet gerektirdiğini bize başka ayetlerde de anlatır. Ahzab Suresi 17 ve 19. ayetler arasında da şöyle buyurulmaktadır. De ki, size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa, buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Size karşı cimri ve bencildirler. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. İnsanın samimiyeti başına gelen beklenen veya beklenmedik durumlarda takınacağı tavır ile ortaya çıkmaktadır. Kur'an'da Bakara suresi 155. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Peki şimdi kendimize soralım. Sadece Müslüman bir ülkede doğduk diye ve bir takım örf ve adetleri çevremizden görerek benimsememizden dolayı Allah katında Müslüman oluyor muyuz? Yoksa üstümüze düşen başka vazifeler de var mı? Çevremizdeki kainatı, dünyayı ve kendi benliğimizdeki mükemmel yasaları görüp Allah'ı inkar etmek mümkün değil diye düşünüyorum. Öyleyse ona şanına yaraşır biçimde kulluk etmeye çalışmalıyız. Kur'an'da Zümer suresi 67. ayette şöyle buyurulmaktadır. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avcundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.
Allah'ın insana verdiği akıl ve vicdan ile onun varlığına ve yüceliğine ulaşmak mümkün. İnsana bu kadar çok imkan ve yetenek veren yaratıcının onu başıboş bırakacağını beklemek de doğru olmayacaktır. Kıyamet suresi 36. ayette ise şöyle buyurulmaktadır. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? O zaman biz de çevremizdeki ayetleri Alak suresi 1. ayetinde de belirtildiği gibi Allah'ın adıyla okumalıyız. Allah'ın insanla iletişimini gerçekleştirdiği en önemli yollardan biri de gönderdiği nebiler ve kitaplardır. Kur'an ise Allah'ın insanlığa gönderdiği son kitap. İçinde çelişki bulunmayan, bir benzerini insanların ve cinlerin toplanarak oluşturamayacağı bir kitap. Öyleyse bizim vazifemiz de hakkıyla iman etmek ve bu kitaba sahip çıkıp onu anlamak ve gereklerini yerine getirmektir. Nisa suresi 82. ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. İsra suresi 88. ayette ise şöyle buyurulmaktadır. De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler. Evet arkadaşlar, böylece bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bizi takip etmek amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.